Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik'i Roma'da elçilik binasında canlı yayın konu olarak alıyoruz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Biz de aslında sizin mekanlarınızdan birine hoş geldik. Osmanlı'dan kalma 1875'lerden beri bildiğimiz, bize ait olan en eski tarihi bir binadayız. Roma'dasınız, muhataplarınızla görüşmelere başladınız. Bakanlığa atandığınızdan beri aslında Avrupa Birliği'ndeki muhataplarınız, meslektaşlarınızla görüşüyorsunuz. Önce isterseniz hem genel algıdan, genel durumdan hem de Roma'daki görüşmenizden başlayalım. Evet, ilk olarak Brüksel'i ziyaret ettim. Doğal olarak bakanlığımızın en çok muhatabının bulunduğu yer. Orada çeşitli görüşmeler yaparak mevcut gelinen bu göç kriziyle birlikte gelinen tablonun bir resmini çektik. Ayrıca işte diğer konular var. Vize serbestisi, Türkiye'ye yapılması gereken 3 milyon avroluk yardım ve benzeri konular. Bu konularla ilgili olarak bizim hangi aşamada olduğumuz, onların nasıl değerlendirmeler yaptığı şeklinde görüşmelerimiz oldu. İşte genişlemeden sorumlu Komiser Han, Avramopoulos ve diğer muhataplarla, parlamento başkanı Schulz'la görüşmeler yaptık. Daha sonra dönem başkanı olduğu için bu 33. fasıl meselesi özellikle konuşmak üzere bu ay içinde açılması için Hollanda'yı ziyaret ettim. Daha sonra da bir sonraki dönem başkanı Slovakya'ya gittim. Önümüzdeki dönemde neler yapabiliriz, nasıl bir ilerleme sağlayabiliriz diye. Şimdi de hem Avrupa Birliği ilişkilerimizde bizim için her zaman olumlu yaklaşmış olan hem de bu Akdeniz'deki göç meselesi yüzünden önemli bir Akdeniz ülkesi olarak yakın işbirliği içerisinde olmamız gereken ve pek çok alanda da Libya konusunda başka alanlarda işbirliği içerisinde olduğumuz İtalya ziyaret gerçekleştirdim. Dün işte bildiğiniz gibi Dışişleri Bakanı'yla bir toplantımız oldu. Ayrıca bir basın toplantısı yaptık. Bugün Senato ve Meclis Komisyon Başkanları'yla, yarın da AB'den sorumlu Devlet Sekreteri'yle görüşeceğim. Tablo netice itibariyle uzun zamandır Avrupa Birliği ilişkilerinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde bir yavaşlama vardı. Tabii bu göç krizi çok büyük bir kriz. Tarihte çeşitli göçler Avrupa'nın jeopolitiğini ve siyasi haritasını değiştirmiş, büyük etkiler doğurmuştur. Ve bu kriz çerçevesinde yeniden bu konunun ele alınması çerçevesinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir ivme yakalanması şeklinde bir tablo ortaya çıktı. Esasında başından beri söylüyoruz, bunu ifade ediyoruz. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde göç meselesi yeni bir dönem başlatmak için bir vesile olmuştur. Ama Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kesinlikle göç meselesine indirgenmemelidir. Eğer göç meselesine indirgenirse bu sadece bir krizin yönetilmesiyle sınırlı ve konjonktürel bir ilişki kurma biçimi olur. Geçici olur. Evet. Halbuki bu şey krizin büyüklüğü ve bizim bunu beraberce yönetme kapasitemiz göstermiştir ki Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisinin bir üyelik ilişkisi şeklinde geçici olmayan bir ilişkiye dönüşmesi lazım. Çünkü bu krizler ancak Türkiye-Avrupa Birliği'nin ortak akıl ve ortak eylem planı üretmesiyle çözülebiliyor. Ne oldu? Birebir anlaşması yürürlüğe girdi. Birebir anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle 7000 kişi, binlerce kişi günlük geçiş yaparken bugün sayı 20-30'a indi. En güzeli Mayıs ayında hiç kimse ölmedi. Şimdi bu çok başarılı bir mekanizma ve herkesin de bildiği şudur. Bu mekanizmanın bu kadar başarılı olmasının sebebi Türkiye'nin ahde vefa ilkesi çerçevesinde söylediklerine riayet etmesi, sözünü tutması ve Türkiye'nin bu kapasiteyi üretecek yeteneğe sahip olması. Yani başka bir ülke olsaydı aynı sonucu alamayabilirlerdi. Sadece anlaşmanın iyi bir anlaşma olması yetmiyor. Bunu gerçekleştirecek tarafların da kapasitesinin yüksek olması gerekiyor. Sözünde durmak kadar kapasite de gerekiyor. Nihayetinde bu Ege Denizi'nde ki tablonun tabii kökenlerine inmek lazım. Biz daha önce Suriye'de bu kriz çıktığı zaman uçuşa yasak bölge ve güvenli bölge olsun dedik ve sınırın öbür tarafında bu insanlar için güvenli bir bölge olsun dedik. Ama maalesef buna kimse yanaşmadı. Esad'ın gönderilmesiyle ilgili konulara kimse yanaşmadı. Bugün de sabahleyin okudum, 55 tane Amerikan dışişleri görevlisi doğrusu buydu ve bu olmalıydı diye bir mektup yayınlamışlar, bir makale yayınlamışlar. Dışişleri Bakanı Kerry de onlarla bir araya gelmiş bu konuyu konuşmak için diye. Dolayısıyla bu Türkiye'ye has özel bir tutum değildi. Aslında bu dünyada pek çok yerde paylaşılan bir tutumdu. Orada rejim bir katliam şebekesi gibi davrandı, hava kuvvetlerini kullandı, kimyasal silahları kullandı. Ve bunun neticesinde Suriye'de 12 milyon kişi ya yer değiştirdi ya da ülkesini terk etti. Bize yaklaşık 2 milyon 700 bin kişi geldi. Irak'tan gelenlerle birlikte şu anda 3 milyona yakın kişiyi biz misafir ediyoruz. Tabii. Bu Avrupa'daki bazı ülkelerin nüfusunun yarısından fazla.
Yani bu çok büyük bir olay. Tarih içerisinde de görülmüş nadir olaylardan bir tanesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük göç hareketi ve Avrupa Birliği tarihinde bana göre en büyük krizi bu. Dolayısıyla bunun yönetilmesinde bu kadar kısa zamanda böyle bir mekanizmanın ortaya koyulması büyük bir başarıdır. Zaman zaman soruyorlar, Türkiye'nin mi AB'ye ihtiyacı var, AB'nin mi Türkiye'ye? Aslında bu göstermiştir ki ikisinin birbirine ihtiyacı ortak. Ve bu çerçevede bakıldığında, yani bizim uzun zamandır müzakere yürüten bir ülke olmamız, fasıllar bu mesela ayrı bir şey. Ama büyük resme baktığımızda bundan sonrasında Avrupa Birliği'nin yeni bir dinamizme kavuşması gerektiği, yeni mekanizmalara kavuşması gerektiği, kendini güncellemesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bunun ciddiye gelen yolu da tarihte görüldüğü gibi şimdi Roma'dayız. Roma İmparatorluğu'nun küresel güç olmasını sağlayan şey kıta Avrupa'sının doğal uzantısı olarak Anadolu'yla birleşmesiydi. Bu bugün için de geçerlidir. Yani Avrupa Birliği bir küresel güç olarak bu değerleri yaşatabilecekse bu ancak Türkiye ile birlikte mümkün olacak. Birkaç kere kuruldu Avrupa Birliği. İşte ilk önce Fransa-Almanya mutabakatıyla kuruldu. İkinci kere kuruluşu belki Balkanlara açılması Almanya-Polonya mutabakatıyla oldu. Belki bugünün ihtiyaçları için, çoğulculuğu korumak için aşırı sağa, DAEŞ gibi aşırı örgütlere karşı ortak bir tutum, ortak bir dış politika üretebilmek için de belki de üçüncü kuruluşunu Türkiye ile Anadolu ile birleşerek gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu tablo içerisinde birincisi bu göç krizi. İkincisi bizim bölgemizde ortaya çıkan ve insanlık için büyük tehdit oluşturan DAEŞ gibi örgütler ve diğer terör örgütleri. Üçüncüsü Avrupa'da yükselen aşırı sağ. Ve giderek ana akım siyasileri kapsama alanına başlayan İslamofobik, antisemitik, eurofobik bu aşırı sağ akımlar. Bütün bunlar karşısında bir paradigma güncellemesi yapmak gerekiyor. Şimdi bununla ilgili olarak bu tabloyu görüp yani mevcutun yenilenmesi gerektiğini görüp yanlış önerilerde bulunanlar var. Sarkozy'nin Merkel'le görüşmesinden sonra Sarkozy'nin bir beyanatını okudum. O bir tür Müslümanlara ve diğer insanlara kapalı bir Avrupa, belki Almanya ile Fransa arasında yeni bir mutabakat ortaya çıkması gerektiği şeklinde bir yaklaşım üretiyor. Bu tabii öteden beri Avrupa'yı belli bir din temelinde örgütlemek olur. Avrupa'yı çoğulculuktan ve eşitlikten uzaklaştıran, daha çok Avrupa'da aşırı sağa daha çok siyasi alan açan bir yaklaşım olur. Bugünkü mesele bir takım krizler karşısında yazılımın yetmediği durumlarda antivirüs programları üretmek değildir. Yazılımın yenilenmesi lazım, yazılımın güncellenmesi lazım. Aslında bu göç krizi sadece göç krizi olarak ele alınmamalı. Bu çerçevede baktığımızda yazılımın güncellenmesi konusunda Türkiye'nin ne kadar büyük bir kapasite üretebildiğini gösteriyor. Bir de şu var tabii, biz Avrupa'ya dışarıdan konuşmuyoruz. Biz bir Avrupa devletiyiz. Dolayısıyla biz bir söz söylediğimiz zaman bu dışarıdan Avrupa'ya söylenmiş bir söz değildir. Bu Avrupa adına, Avrupalı olarak söylenmiş bir sözdür. Bugün Avrupa Birliği'nin temsil ettiği evrensel değerler sadece Avrupa'ya ait değil. Bunlar insanlığa mal olmuş, büyük bir tecrübenin neticesinde ortaya çıkmış. Özellikle de bütün insanlık tarihinin en acı olaylarından olan İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki tecrübelerden ortaya çıkmış değerler. Avrupa Birliği de bugün en çok standart üretebilen, siyasi değerler temelinde örgütlenmesini en çok hukuka bağlamış olan mekanizma olarak son derece özel bir yere sahip. Bu bakımdan Türkiye açısından tam üyelik zaten bir stratejik hedef, bir devlet politikası. Ama gelinen nokta bunun sadece niyetlerle sınırlı olmadığını, niyetlerin ötesine geçtiğini, bölgesel ve küresel zorunluluklarında bunu hepimize yegane istikamet olarak gösterdiğini görüyoruz. Peki bir yandan da aslında iç içe konuşalım bu konuları. Çünkü yarın da İngiltere'de önemli referandum var. Avrupa Birliği ile ilgili bir tartışma. Hem bunu Türkiye'nin nasıl etkileyebileceğiniz çıkacak sonucunu onu soracağım ama baktığınız zaman işte İngiltere'de böyle bir referanduma gidiliyor. Küresel kriz belli ki daha hala üzerlerine atamadıkları büyük. Üstüne işte Orta Doğu'daki aslında Kuzey Afrika, Afganistan'daki göçler de gelince dünya tarihinin belki en önemli göç dalgalarından biriyle karşı karşıyayız. Avrupa Birliği bütün bu olup bitenlere baktığı zaman hani muhataplarınızla gördüğünüz şey biraz önce söylediğiniz gibi bu paradigmayı yenilemek, yazılımı düzeltmek mi yoksa işte sağcılara teslim olmak gibi bir ikilemi tartışıyor. Çok Avrupa'nın geçmişte çok acı tecrübeleri var. O tecrübeler üzerine zaten onlardan çıkarttıkları derslerle bugünkü
bizim de savunduğumuz değerlere geldiler. Tekrar bunlardan dönme ya da bunlarla başa çıkabilme ya da bu dalgalanmaları kontrol etme konusunda kafalar berrak mı muhataplarınızın? Tabii bir karışıklık var. Aslında tek bir Avrupa yok tabii. Son derece sağduyulu düşünen, vizyonla davranan insanlar da var. Bu söylediğiniz çerçevede Avrupa tarihinde çeşitli zamanlarda yaşanmış bir takım felaketlerin üst üste geldiği bir dönem içerisindeyiz. Örneğin benim takip ettiğim bazı güvenlik politikası uzmanları bu örgütlerin, bir takım örgütlerin devletleri yatay kesen bir biçimde, asimetrik bir şekilde devletlerle savaşacak kapasiteye gelmesini Avrupa'daki 30 yıl savaşlarına benzetiyorlar. Ya da mevcut göçmen krizinin bütün bir siyasi haritayı alt üst edecek bir biçimde ortaya çıkmasını tarihteki kavimler göçüne benzetiyorlar. Dolayısıyla aynı anda yaşanıyor. Evet, dolayısıyla Avrupa'nın siyasi haritasını, Avrupa'daki güç dengelerini tarih içerisinde alt üst etmiş bir takım olaylar hepsi birden bugüne denk gelir bir halde. Şimdi bunların tek tek yönetilmesi bir mesele ama bütün bunları yönetecek bir üst çerçeveye sahip olmak esas konu bu. Şimdi burada da tabii devletlerin bir de iç politikası var. Devletler iç politikalarında seçim, referandum ve benzeri gündemlerle o aşırı sağı idare etmeye, aşırı sağın söylemlerine yakın durursak onlara meyleden seçmenleri yanımıza alırız gibi bir yanlış politikaya düştükleri zaman aslında her zaman için bu tip durumlarda aşırı sağ yükselir. Yani radikalizmi taklit etmeye kalktığınızda orijinali varken hiç kimse taklidine gidip oy vermez. Ve bu da merkez siyasetlerin zayıflaması manasına gelir. Zaten Avrupa'yı kendi içerisinden en çok tehdit eden unsur bu. Yani şeyi kaldırdığınızda siz mesela İslamofobik bir örtüyü kaldırdığınızda altından antisemitizm, onun altından yabancı düşmanlığı çıkar ama onun temelinde esas da Avrupa Birliği düşmanı bir eurofobik yaklaşım vardır. Yani bunlar Türkiye karşıtlığı ya da İslam karşıtlığı yaparken Avrupa'yı çok sevdikleri için yapmıyorlar. Aslında Avrupa Birliği değerlerine düşman oldukları için yapıyorlar. Eğer İslam, Türkiye, Avrupa'nın şu anda gündeminde olmasa bu sefer Avrupa içerisindeki başka ırklara karşı, başka unsurlara karşı bu nefret söylemini... Bu refleks herkesi dışlayan bir reflekstir diyorsunuz. Yani. O bir. İkincisi şu hala devam ediyor bakın. Pek çok yerde ırkçı oluşumlar var. Bunlara baktığınızda aslında bunlar geçmişteki ulus devlet yapılarını bile tehdit eden unsurlar. Şimdi Avrupa Birliği gibi bir şemsiye, bir üst çatı kalktığı andan itibaren bir tür ulus devletleri de bölen bir tür milliyetçilikler, milliyetçi dükalıklar çatışmasına dönüşecek bütün bir şey yapı. O sebeple Avrupa Birliği'nin ürettiği bu barış projesinin ve refah projesinin korunması Avrupa Birliği'nin ötesinde de bir Avrupa gücü olarak, bir Avrupa devleti olarak bizim de sorumluluk hissettiğimiz bir şey. Dolayısıyla bu bölgedeki barışla ilgili bir mesele önümüze çıkıyor. Diğer bir husus, Suriye'deki mesele yüzünden Akdeniz'e kıyısı olmayan pek çok ülke orada donanma bulunduruyor, silahlı güç bulunduruyor. Ve neredeyse bir şeye baktığınızda kimin ne kadar gemisi var ve nerede bulunuyor dediğinizde neredeyse yolcu gemisinin geçeceği yer kalmamış gibi bir görüntü çıkıyor Akdeniz'de. Şimdi Akdeniz meselesi de bizi ve İtalya'yı en çok ilgilendiren meselelerden bir tanesi. Dolayısıyla krizin ilk dalgasıyla karşılaşan hem insani kriz anlamında hem siyasi kriz anlamında hem de güvenlik krizi anlamında Türkiye ve İtalya ve Yunanistan bunlar karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yalnız bırakılması, şimdiye kadar yalnız bırakılması aslında İtalya'nın da Yunanistan'ın da dikkate alması gereken bir husus. Ama biz buna rağmen bu meselenin yönetilmesine insani bir gözle baktığımız için şimdiden geliyoruz bunları konuşuyoruz ve şunu söylüyoruz. Bugün birebir mekanizması iyi işliyor ama yarın bir gün muhtemel riskler karşısında bu yetersiz kalacak. Çünkü kriz dinamik ve kriz dönüşerek ilerliyor. Bizim şu anda krizin bugünkü haline yönelik ürettiğimiz bu mekanizma kriz başka bir safhaya geçtiğinde, başka bir şeye dönüştüğünde yetersiz kalacak. O zaman bunun güçlenmesi lazım. Türkiye açısından baktığınızda bunun güçlenmesinin unsurları bellidir. Gönüllü yerleştirmenin, gönüllü insani kabulün, yeniden yerleştirmenin ve vize serbestliğinin bir paket olarak ele alınması lazım. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman şöyle bir şey yapıyorlar. Diyorlar ki siz bu göçmen meselesi karşılığında vize serbestliği istiyorsunuz. Eğer vize serbestliği olmazsa sınırları açıp göçmenleri bırakmakla mı tehdit ediyorsunuz? Şimdi önce bir maddi bilgileri düzeltelim. Birincisi,
Vize serbestisi meselesi zaten göçmen meselesinden önce bir meseleydi. Ondan bağımsız da netleşmişti, karar verilmişti. Ve yıl sonunda gerçekleşecekti. Sadece Avrupa Birliği'nin teklifi üzerine bu Haziran telaffuz edildi. İkincisi, fasılların açılıp kapanması zaten devam eden bir süreç. Onun da göçmen meselesiyle ilgisi yok. O zaman şuna dikkat edelim. Kimse bize yardım etmezken bile biz açık kapı politikası uygulamışız. Bu kadar insanı almışız. Ve şu anda da birebir anlaşması aslında bizim sayemizde hayata geçmiş bir şey. Eğer birileri buna rağmen bizi tehdit mi ediyorsunuz diyorlarsa, onların kafasının arkasında başka bir şey var. Ve onların kafasının arkasındaki Avrupa için ve özellikle de İtalya için çok tehlikeli bir şey. Onlar şunu söylemek istiyorlar. Ortada bir kriz vardı. Biz birebir anlaşmasıyla bunu kontrol altına aldık. Bundan sonra bu anlaşmayı güçlendirmek üzere Türkiye'ye dönük mükellefiyetleri yerine getirmemize gerek yok. Bir tür kaçak güreşelim gibisinden bir tutum içerisine girerler. İşte bu en başta konuştuğumuz kalıcı krize geçici çözüm üretmenin ve o çözümü de yetersiz kılmanın bir yoludur. O zaman ne olacak? Bir müddet sonra kriz dönüştüğünde ya da yeni bir safhaya geçtiğinde bu mekanizma yetersiz kalacağı için aslında Avrupa bu sefer yönetemeyeceği bir krizle karşı karşıya kalacak. Çünkü birebir mekanizması dinamik bir kriz karşısında statik bir mekanizma olarak kalacak. Halbuki bizim bu mekanizmayı da güçlendiren muhtemelen bir yıl sonra mı, iki yıl sonra mı, on yıl mı, yirmi yıl sonra mı Suriye istikrara kavuşacak, kavuşursa nasıl bir Suriye olacak kimse bilmiyor. Kuzey Afrika'da çeşitli örgütlerin etkinlikleri karşısında nasıl bir tablo ortaya çıkacak kimse bilmiyor. Daesh çok yoğun bir şekilde hem Kuzey Afrika'da hem Kuzey Afrika'nın hemen altındaki kuşakta örgütlenmeye ya da işte çatışmalara girdi. O yüzden hiç Türkiye'siz de bu problemle karşı karşıya kalabilirler. Çünkü Afrika'nın karşısında duruyor. İşte bahsettiğimiz ülkelerin hemen tamamı. Aynen öyle. Bir de şudur. Eşyanın tabiatı böyledir. Arap devrimlerinden sonra da orada bir otorite boşluğu çıktı. Hem İtalya hem biz şimdi Libya'daki ulusal mutabakat hükümeti, orada bir hükümet yapısı ayakta kalsın diye, Libya'yı toparlasın diye destek veriyoruz. Ama şu mükemmel bir şekilde o bölgelerde bir otoritenin, siyasi otoritenin kapsayıcı ve kuşatıcı bir siyasi otoritenin ortaya çıktığını söylemek mümkün değil. Dolayısıyla risk devam ediyor. Bazen krize dönüşmese bile bu potansiyeli taşıyor. O zaman bunu doğru yöntemlerle yürütmemiz lazım. Bizi vize serbestisi ya da fasıl açılması üzerinden pazarlık yapıyormuş görüntüsüne sokanlar, sokmaya çalışanlar son derece yanlış bir tutum içerisine giriyorlar. Vize serbestisi de diğer konular da bu göçmen meselesinden önce vardı. Ama kafaların arkasında şöyle bir şey varsa, biz bu yaz dönemini ya da şimdiki krizi birebirle atlatalım. Daha sonra zaten kriz kalmayacağı için Türkiye ile bu yakın işbirliğini sürdürmemize gerek yok gibi bir şey diyorlarsa, bu çok sığ bir bakış açısı olur. Çok da Avrupa Birliği'nin değerleri açısından vizyoner bir bakış açısı olmaz. Avrupa'nın geleceğine de en büyük zararı vermiş olurlar. Birincisi, kriz bu şekilde yönetilemez. Riskler daha da büyümektedir, daha da evrilmektedir. İkincisi de bu mesele şunu göstermiştir ki, bir kere daha Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi göçmen meselesine indirgenemeyecek büyük bir vizyona, geniş bir çerçeveye oturtulmalıdır. Ve bu ilişki siyasi olarak ve diğer açılardan Avrupa Birliği ilişkisi göçmen meselesine indirgenemeyecek büyük bir vizyona, geniş bir çerçeveye oturtulmalıdır. Ve bu ilişki siyasi olarak ve diğer açılardan ele alınmalı. Bunun sadece geçici siyasi krizlerin yönetilmesi için değil, varoluşsal bir mesele olarak değerlendirilmesinin zamanı gelmiştir. Şimdi bunları biz böyle söylüyoruz, muhataplarımızda da bunu bu fikre daha çok yaklaştıklarını görüyor muyuz? Çünkü bazen çok sert demeçler de geliyor hem Avrupa Birliği'nden. Bazen çok dediğiniz gibi çok dostane, aynen bizimle aynı şekilde düşünenlerle taban tabana ters düşünenler de ortaya çıkıyor. Şu andaki gidişat ne? Bunu biraz da şundan soruyorum. Örneğin biz işte Roma'ya vardığımız gün Roma Belediye Başkanı değişmişti. Yani kendi işlerindeki de o siyasi tartışmalar bir yere doğru gidiyor mu? Çünkü işte belki sürpriz değil ama farklı bir hareketten gelen bir belediye başkanı var artık. Şimdi şöyle, örneğin İtalya'da görüştüğümüz muhataplarımızın bizi arzu ettiğimize yakın, yani tabii ki tam değil, bir çerçevede anladıklarını ve ortak bir bakış açısı geliştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Dediğim gibi tek bir Avrupa yok. Yani bizim de yapmamız gereken şu, Akdeniz'i anlatmak, Avrupa Birliği'ni anlatmak, tüm bu siyasi değerlendirmeleri yapmak. Tabii ön yargıyla davrananlar varsa, yani açık bir şekilde de söyleyelim, Türkiye Müslüman bir ülke olduğu için diğer açılardan bir ön yargı üretenler de varsa, zaten onları Avrupa Birliği değerleri içerisinde değerlendirmek de mümkün değil. O zihniyet zaten Avrupa Birliği değerlerini uzun süre yaşatamaz. Şimdi Türkiye'nin şöyle de bir önemi var. Bir kere daha gözüküyor bu.
etrafımızdaki gelişmelere baktığınızda etnik ya da mezhebi çatışmaların bu kadar derinleştiği, fay hatlarının kesiştiği bir bölgede, Müslüman bir ülkede, Avrupalı bir demokrasi olarak dünyada biricik bir yere sahip Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin sadece jeopolitiği, sadece ordusu değil, var ettiği bu soft power, demokrasisi, ekonomik gücü, dış politika kapasitesi ve Müslüman, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede, Müslümanların ve gayrimüslimlerin barış içerisinde yaşadığı bir coğrafyada bir Avrupa demokrasisi olması Türkiye'nin en büyük soft power'larından bir tanesidir. En büyük yumuşak güçlerinden bir tanesidir. Bu bütün dünyaya büyük mesajlar vermektedir. Ve bugün bakınız, biz topraklarımızda Müslüman, Hristiyan, Arap, Kürt, Sünni, Şii, Yezidi, Ezidi bir sürü insanı ağırlıyoruz. Bir sürü insanı misafir ediyoruz. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu şey, bu vizyon dünya tarafından paylaşılıyor. Ama bununla buradaki yükü alma konusunda yeterince mücadele edilmiyor. Ben muhataplarıma şunu da açık bir şekilde söylüyorum. Her ülkenin her ülkeyi eleştirmeye hakkı var. Bu demokratik kültürün gereğidir. Ama Türkiye'yi eleştirmekle Türkiye karşıtlığını birbirinden ayırmanız lazım. Eğer Türkiye'yi eleştirmekle Türkiye karşıtlığını, Türkiye fobiyayı birbirinden ayırmazsanız siz, o zaman farkında olursunuz ya da olmasınız, İslamofobiye'ye, antisemitizme ve Eurofobiye, Avrupa düşmanlığına destek vermiş olursunuz. Son dönemdeki eleştiriler, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirileri, siz aslında bunun yavaş yavaş bir fobiye dönüştüğünü, bir fobiye dönüştüğünü mü düşünüyorsunuz? Tabii şimdi bu şu Rus matruşka bebekleri var ya, şimdi bunları üst üste yerleştirmişler. Çok göze batacağı için Avrupa düşmanlığı, Eurofobiye, onun üzerine bir takım kesimlere hoş gelebilecek başka bir nefret söylemini, antisemitizmi, onun üstüne yabancı düşmanlığını, onun üstüne İslamofobiyayı, onun üstüne Türkiye karşıtlığını koymuşlar. Onun üstüne de bir Erdoğan fobya yerleştirmişler. Aslında sorduğunuzda, baktığınızda son 2002'den beri bütün muhataplarımızla görüşmelerinde, Cumhurbaşkanımızın çoğunda ben vardım. Herkes aslında özel görüşmelerinde teslim ediyor ki Türkiye'de en büyük demokratik devrimler, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne en çok yaklaştığı düzenlemeler Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde onun liderliğinde gerçekleşmiştir. Bu kadar yargı reformu paketi, bu kadar demokratikleşme paketi, Türkiye'de yasakların kaldırılması, yeni özgürlük alanlarının oluşturulması bu sayede gerçekleşmiştir. Şimdi mesele şudur. Bizim Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda mükellefiyetlerimizi yerine getirmemiz kadar Avrupa Birliği'nin de buna pozitif yaklaşıp yardımcı olması gerekir. Tek başına bizim sorunumuz değil bu. Nihayetinde karşılıklı bir şey yürütüyoruz. Dolayısıyla biz zaman zaman diyorlar, siz çok büyük bir ülke olduğunuz için tenzilat mı istiyorsunuz? Ben de diyorum ki hayır, siz zam yapmayın yeter. Bizim tenzilat istediğimiz yok. Herhangi bir pozitif ayrımcılık istemiyoruz ama negatif ayrımcılığa karşı duruyoruz diye. Ve burada da görüyorsunuz, seçim sonuçları da gösteriyor. Türkiye karşıtlığı üzerinden seçime gidenler, ana akım siyasiler buna yüz verdiği zaman aslında oy alamıyorlar. Aşırı sağ partiler daha çok milletvekili sayısını artırıyor. Dolayısıyla Türkiye karşıtlığı üzerinden Avrupa değerlerini korurum, Avrupa Birliği'ni bir arada tutarım demek aslında şu manaya geliyor. İçinde yazılımı olmayan bir bilgisayar, software olmayan bir hardware anlamına geliyor bu. Hiçbir işe yaramaz bu. Çünkü orada temel değerleri, temel yazılımı sistemin içinden çekmiş oluyorsunuz. Buradan İngiltere'deki sonuçların da hem Türkiye açısından nasıl yorumlanabileceğini, evet de çıkabilir, hayır da çıkabilir. Hem de bu tedirginlik işte muhataplarınızda da yok mu? Yani onlar bir Avrupa Birliği'nin geleceğine dair bir büyük bir çözümü olarak algılamıyor mu? Evet, şöyle iki türlü şey var. Birincisi, çıktığı takdirde büyük sarsıcı sonuçlara yol açacak. Ama geçen gün İsveçli bir bakanın beyanatını okudum, o da doğru. Çıkmayıp kaldığı takdirde de tartışma bitmeyecek. Bu sefer başka ülkeler oturacaklar, şeyi tartışacaklar. Yani İngiltere bu pazarlıkları yaptı, bu şartlara sahip oldu. Daha esnek bir Avrupa mı olmalı, daha merkeziyetçi bir Avrupa devam etmeli mi? Yani Avrupa Birleşik Devletleri mi devam etmeli, devletlerin Birleşik Avrupası şeklinde bir modele mi gidilmeli? Yine Avrupa tarihinin başka bir tartışmasının buna denk geldiğini düşünüyorum ben. Tam da Avrupa içerisinde Milletler Cemiyeti'nden Birleşmiş Milletler modeline geçişteki tartışmaların bir benzeri yaşanıyor. Yani yeni bir model arayışı var. O model arayışı içerisinde işte ulus devlet kavramı, Avrupa Birliği'nin geldiği nokta, Avrupa düzeni nasıl oluşacak? Nihayetinde Avrupa düzeninin oluşması 2. Dünya Savaşı'ndan sonraya atfedilir ama onun gerisinde başka bir şey vardır, zihniyet vardır. O da şu, Napolyon'un Avrupa haritasını alt üst etmesinden sonra
kimsenin bir diğerinin sınırına karşı saldırgan olmaması, herkesin mevcut sınırlara saygı göstermesi, Vestfalia Anlaşması'ndan sonraki düzenin korunması şeklinde aslında İngiltere'nin ortaya sürdüğü bir şeydir. Avrupa düzeninin zaten dünyaya uyarlanmış, o zamanki Avrupa düzeninin dünyaya uyarlanmış halidir. Milletler Cemiyeti'nin ortaya çıkması. Onun o zamanki düzenin güncellenmiş hali Avrupa Birliği olarak ortaya çıkmıştır. Onun da bir bakıma dünyaya uyarlanması işte Birleşmiş Milletler modeli gibi olmuştur. Yani o tartışmalar çok iç içe tartışmalardır. O sürecin tarihini okuyanlar çok daha rahat görürler bunu. Şimdi yeni bir tartışma olacak. Ve ben şuna inanıyorum. Eğer çok büyük bir dağılma, parçalanma ve karşı karşıya gelme olmazsa, çok sanmıyorum yani dönüşme ve evrilme bekliyorum. Bu bakımdan Türkiye için yeni fırsat kapılarının ortaya çıkacağını, Türkiye'nin tam üyelik perspektifini koruyarak Avrupa içerisinde değerinin daha anlaşıldığı bir tablonun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani her halükarda şudur, biz Avrupa Birliği üyesi olmasak bile şu realiteyi kimse değiştiremez. Tarih boyunca bir Avrupa gücü olduk ve bugün de güçlü bir Avrupa demokrasisiyiz. Dolayısıyla bu realiteyi kimse değiştiremeyeceği için teori realiteyle çatışıyorsa bir müddet sonra teori mecburen realiteye uymak zorunda kalacak. Biraz önce söylediğiniz fasılla ilgili gelişme nedir? 33. fasıl açılıyor anladığım kadarıyla. Evet. 33. fasıl, biz bunun Hollanda dönem başkanlığı içerisinde açılmasını konusunda ısrarcıyız. 30 Haziran'da Dışişleri Bakanımız ve Maliye Bakanımızla birlikte gideceğiz. Başka görüşmelerimiz de var orada. Bu fasıl açılacak. Bir de burada ısrarla vurguladığım şey şudur. Türkiye'nin işte tam üyelik için fasılların açılması ve bunu yerine getirmesi gerektiği söyleniyor. Ben de diyorum ki bu objektif kriterler açısından bakarsanız açalım. Biz birkaç ay içerisinde bütün bunları kapatacak kapasiteyi üretiriz. Ama diyelim ki Türkiye ile ilgili bazı eleştiriler var. Medya konusunda ya da diğer konulara. Bunlara katılıyoruz, katılmıyoruz. Tek tek söylüyoruz çeşitli konu başlıklarında. Ama diyoruz ki burada ilerlemek istiyorsak beraber bunu bir karşılıklı olarak bir bilek güreşi olmaktan çıkarmak lazım. Buyurun temel haklar, özgürlük, güvenlik, adalet meselesi. Peki 23. ve 24. fasılları açalım. En çok eleştirdikleri fasılları açmıyorlar. Evet. Bir çelişki değil mi yani? Bunu söylediğiniz zaman ne diyorlar? Şimdi şöyle bir şey oluyor. Gelin bu konuları tartışacağımız fasılları açalım. Hayır. Ama biz sizi eleştirmeye devam ederiz gibi bir şey. Zaten müzakere sürecinin ruhuna aykırı. Yani eleştirdiğim bir şey varsa ben bu işin düzelmesini istiyorum diyorsan biz buna katılırız katılmayız. O ayrı mesele. O zaman bunun mekanizması nedir? Fasılların açılmasıdır. Biz de diyoruz ki 23-24'ü açmaktan kaçmıyoruz biz. Gelin bunu açalım. Bakın şu çok önemli bir şey. Avrupa'ya verdiğimiz mesaj bakımından da Türkiye'nin özgünlüğünü göstermek bakımından da. Bir tane saldırı oldu Fransa'da. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni askıya aldılar. Sınırları kapattılar. Olağanüstü hal ilan ettiler. Fransız ordusu Paris'e indi. Şimdi bakın biz bunun gibi pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. 1295 kilometre sınırımızın öbür tarafında devlet yok, polis gücü yok. Çok ciddi güvenlik listeleriyle karşı karşıyayız. DAEŞ'le, PKK'yla, DHKPC'yle ve Esad rejimiyle mücadele ediyoruz. Sınırlarımızın içine top atışları yapılıyor. Bunlara cevap veriyoruz. Ama buna rağmen özgürlük, güvenlik dengesini koruyan, reform iradesini sürdüren, 33. faslı 30 Haziran'da açacak olan ve müzakere sürecinin ruhunu oluşturan 23. ve 24. fasılları, yani temel özgürlük fasıllarını açın diye talep eden bir Türkiye var. Dolayısıyla bu bizim aslında dünyaya verdiğimiz en büyük mesajdır. Biz bu terörle mücadelenin zor şartları altında bile müzakerelerin temelini oluşturan en özgürlükçü konuları içeren fasılların açılmasını talep ediyoruz. Sayın Bakanım, süremizin sonuna geldik aslında ama siz bu konuyu açtığınız için aklıma gelen bir soru daha var. Terörle mücadelenin çeşitli yankıları oluyor. Avrupa'da da yankılar oluyor. Özellikle Öcalan'ın yakalandığı dönemde işte örneğin İtalya, ilişkilerimizin çok gerildiği, Ankara ile bayağı sıkıntıların yaşandığı bir süreç yaşamıştı. Şimdi de yine hem PKK'nın işte Avrupa'daki ülkelerdeki bir takım örgütlenmeleri ve yaptıkları işler var. Hem bazı işte HDP vekillerinin de Avrupa'ya gidip çeşitli propagandalar yaptıkları söyleniyor. Bu da gündeme geldi mi ya da bu konuda Ankara'nın bir şikayeti yahut da talepleri var mı? Açık bir şekilde bunları dile getiriyoruz. Bir tanesi şudur, tabii burada Napoli ve bazı kentlerde terör örgütü başına Fahri Hemşerilik beratı verilmesi gibi bir şeyi, onu doğru bulmadığımızı, çok derece yanlış bir mesaj olduğunu, demokrasi, özgürlükler ve Avrupa Birliği değerleri açısından da olumlu bir yaklaşım olmadığını ifade ediyoruz. Diğer bir konu şu var, HDP'lilerin sık sık yaptığı bir şey, HDP'liler terör örgütüyle Türkiye'nin mücadelesini Türkiye'nin Kürtlerle mücadelesi gibi sunuyorlar. Ya da siz PKK'ya, PYD'ye tavır aldığınızda
bunu Kürtlere karşı alınmış bir tavır gibi gösteriyorlar. Tabi bu HDP'lilerin zihniyet şemasını ortaya çıkarıyor. Onlar için Kürt demek PYD ya da PKK terör örgütüne ait olan ya da ona sempati duyan insan demek. Onun dışındakileri makbul Kürt saymıyorlar. Bizim de söylediğimiz şudur. Türkiye AK Parti içerisinde de hükümette de partide de etnik kökeni Kürt olan arkadaşlarımız var. Nitayetinde Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın hepsi hangi partiye oy verirse versin hiçbir dışlamaya tabi tutulmuyor. Red, inkar ve asimilasyon politikaları AK Parti zamanında sona erdirilmiştir. AK Parti hükümetleri tarafından sona erdirilmiştir. Ayrıca bizim bir Kürt yönetimi olan Kuzey Irak'taki yönetimle de çok derece yakın ilişkilerimiz var. Bütün bu tabloyu ortaya koyduğunuzda demek ki Türklerle Kürtler ya da Türk hükümetin herhangi bir şekilde Kürtlerle mücadelesi gibi bir şey söz konusu değil. Burada Türk, Kürt, bütün etnik gruplar hepimiz tek bir millet olarak terörle mücadele karşısında, terörle mücadele vererek teröre karşı hukukumuzu, demokrasimizi koruyoruz. Bunları ayrıntılı bir biçimde anlatmak gerekiyor. Çünkü çoğu kez bunlar İran modelinin tercüme edilmesiyle ya da Güney Afrika'daki durumun tercüme edilmesiyle yanlış bir şekilde konumlandırılıyor. Herkes de bu ayrıntıları bilmeyebiliyor. Tek yönlü propaganda altında kalabiliyor. Orada bilirsiniz bu İran modelinde üstte parti vardı, altta örgüt vardı. Halbuki bizde parti terör örgütünün sınırlarının dışına çıkamıyor. İkincisi Güney Afrika'daki şeyde orada siyah ve beyaz olarak ayrışmış, ayrı mahallelerde oturan tamamen kompartmanlaşmış bir toplum yapısı vardı. Kutuplaşmış bir toplum yapısı. Halbuki Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de Türk-Kürt iç içe, aile hayatı beraber. Dolayısıyla bir etnik ayrışma, bir etnik kompartmanlaşmadan bahsetmek mümkün değil. Ama tabii HDP'liler gelip de buraya buradaki modelleri tercüme ederek gerçekle bağdaşmayan şeyler anlattıkları zaman muhataplarımız bunları soruyorlar. Biz de bunları detaylı bir biçimde kendilerine anlatıyoruz. Ayrıca meselenin öyle bir Kürt meselesi olmadığını da göstermek açısından bir diğer örnek de bir Kürt yönetimi olan Kuzey Irak'taki yönetimi istikrarsızlaştırmak için fiili mücadele eden güçlerden bir tanesinin de PKK olmasıdır. Dolayısıyla bu karmaşık tabloyu net bir biçimde anlatmamız gerekiyor ama bu mesajları net veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Vermeye devam etmek gerekiyor herhalde. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakirci Ömer Çelik, çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim, sağ olun.